Herkese merhabalar. Nisa'ca YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, malzemelerden de anlayacağınız üzere bu vlog bir doğum günü sürprizi vlogdur. Evet, yine geçmiş videolarımda var. Bu konsept çok sevildiği için bu konseptten devam ediyoruz sürpriz pastalara. Şimdi arkadaşlar, elimde ne var malzeme olarak? Maalesef ununun hazır pandispanyasını kullanmak durumunda kaldım. Çünkü gerçekten o kadar yoğun geçiyor ki günlerim. Hani bir pandispanya pişirmeye vaktim olmadı açıkçası. Normalde babamın pastanesinden getiriyordum. O çok çok daha güzel ve lezzetli oluyordu. Ama artık yapacak bir şey yok. İnşallah umarım bu da lezzetli olur. Biraz çilek. Keki bu sefer ıslatacağım. Ve tabii ki Doktor Ötker'in hazır pasta kremasıyla böğürtlen sosu ara tabakaya yerleştireceğim. Bakalım finalde nasıl bir pasta çıkacak. Şimdi pandispanyamızın üzerine bir miktar sütle ıslatıyoruz. Daha sonra pasta kremamızı yayıyoruz. Şimdi kremayı sürdükten sonra Doktor Ötker'in hazır böğürtlen sosu, bunun tadı çok güzel. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Kaşık yardımıyla yayıyorum. Şimdi bu katı bu şekilde sürdükten sonra tekrar ara katımıza koyup bastırıyoruz. Pastanın kenar kısmını ve en üst kısmını süslemeye. Şimdi değişik bir şey yapacağım. Evet, şimdi kalan pasta kremamı ikiye ayırdım. Renk olarak pembe ve mor kullanmayı düşünüyorum. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Kayda basmayı unutmuşum nasıl. Şimdi kalan kremayı ikiye ayırdım. Şu şekilde gıda boyası kullandım. Birisi pembe, diğeri de mor olmak üzere. Çok koyu bir mor oldu ama olsun, sıkıntı değil. Şimdi birazdan bu karıştırdıklarımı pastanın üzerine süslemeye başlayacağım. Renklerimizi karıştırdık. Moru biraz fazla kaçırmışım. Ama yapacak bir şey yok. Birisi açık pembe oldu. Şimdi açık pembeden en son üstüne yazı yazmak için bir miktar ayırıp biraz daha pembe katmayı düşünüyorum ki şu morla uyumlu olsun. Biraz daha pembeyi koyulaştırdım. Şimdi geldik kritik noktaya. Şu tripodumu kenara sabitleyeceğim. Tüm yapım aşamalarını sizler için de çekeceğim. Evet. Sivri zekalı ben. Şurayı, şu pastayı şu şekilde yaparken kayda almayı bastım sanmışım. Kenarda konuşmuşum da konuşmuşum. Bir baktım basılacak duruyor ekran. Hatta ekran kapalı. Şöyle yan tarafa koymuştum. Arkadaşlar ne yaptım? Boyayı karıştırdım. Pasta kremasını işte böyle yer yer pembe, yer yer işte mor sürüp daha çok mor ağırlıklı yapmak istedim. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şimdi bunu görüyorsunuz. Böyle şey gibi oldu. Hani dream, nasıl diyeyim, böyle gece şeyleri olur ya, pastaları. Ne derler ona ya? Uzay yolu mu? Şimdi biraz da biliyorsunuz açık pembe ayırmıştım. Onunla da üstüne yazı yazacağım. Çok üzüldüm ya. Neyse, en azından yapım aşamalarını biliyorsunuz. Sadece ne yaptık? Renklendirdik kalan pasta kremasını ve böyle karışık karman çorman şimdi şeyler moda ya. Böyle bir şey yapmak istedim. Şimdi üstüne güzelce yazıyı yazacağım. Hayat kısa, sevil uzun. Görüyoruz bakalım. Hayat kısa, sevil uzun. Umarım becerebilirim. Bakalım. Şöyle gold boyam var. Dr. Gusto markalı. Boyayı biraz sulandırdım. Geldim.
Evet, şimdi oldu. Bu şekilde gold detayları eklersek pasta çok çok daha şık duracak. Emin olun. Küçük dokunuşlar her zaman büyük farklar yaratır. Pastamın son hali bu şekilde. Gold detaylar gerçekten bir pastaya, her şeye daha doğrusu, çok şıklık katıyorlar. Pastam harbiden böyle hayal pastası gibi oldu ya. Böyle tam genç kız pastası gibi. Zaten arkadaşım da yaş aldıkça gençleşiyor. Arkadaşım, buradan da tekrar söyleyeyim. Yeni yaşımda rengarenk, güzel, harika bir yaşam sürmeyi diliyorum. Hayat kısa ama senin ömrün hep uzun olsun. Hayat kısa, sevil uzun diyorum. Ve pastamı şöyle... Aha! Pasta manur indi. Sakin olun, yukarıdan ışık vuruyor. Spot lamba aşağıya böyle yansıyor. Gold detayla birleşince şöyle güzel bir şey çıktı ortaya. Şöyle her taraftan gezdireyim. Bu arada bir önceki doğum günü pastasını eleştirenler oldu. İşte eğri falan olmuş diye. Arkadaşlar, ben profesyonel pasta ustası değilim. Hiçbir şekilde eğitim almadığım halde bunları yapıyorum. Tamamen sağdan soldan gördüklerimle ya da böyle hayal gücümle. Mesela şu pastanın bu akşam ben az çok böyle tahmin ediyordum ama böyle bir şey ortaya çıkacağını tahmin etmiyorum. Tamamen gelişigüzel yapıyorum zaten yaptığım şeyleri. Yazıyı da böyle bilerek yazdım. Evet, yazı stilim biraz güzel olmadı ama dediğim gibi ben bu işin eğitimini almadım. Profesyonel değilim. Hiçbir yerden bunu öğrenmedim, öğretilmedi. Tamamen kendi el becerimle, kendi hayal gücümle ya da işte bir yerlerden öğrendiğimi, gördüğümü kendi hayal gücümle birleştirip yapıyorum. Şimdi o yüzden lütfen eleştirmeyin. Bardağın dolu tarafından bakalım. Sonuçta düşünmüşüm, emek vermişim. Bence o taraftan bakmanız lazım. İnşallah size de böyle pastalar yapsınlar. Yarın ne yapacağım peki? Şuraya ya da şuraya gold rengi, altın sarısı rengi mum uzun. Belki şuraya da birkaç tane minik mor ya da böyle fuşya rengi bir çiçek kondurabilirim. Tamamen yarınki ruh halime bağlı ne yapacağım. O zaman ben artık hediye paketlerini de hazırlayıp yatayım. Yarın ola hayır ola diyoruz bakalım. İyi geceler şimdilik. Yarın görüşürüz. Şimdi okuldayım. Pastayı sert bir gold kare mukavvanın üzerine yerleştireceğim. Yine pastayı ben almıştım. Ve pastanın önüne de bu iyi ki doğdun yazısını kesip oraya yapıştıracağım. Sen otunu aferin sana koy. Tamam. Okuldan eve geldim. Yazıyı kestim. Şimdi şu kelebeklerle beraber yazıyı yapıştıracağım. Kutulayıp doğru arkadaşımın yanına gideceğim. Bir tane balon aldım, mum aldım. Gerçi bunlar evde vardı, aldım derken yanıma alacağım. Bakalım neler olacak. Hazırım. Hediyelerimi aldım. Ve gidiyorum. Şimdi Esma arkadaşım beni almaya geldi. Beraber geçeceğiz. Ve sevine güzel bir doğum günü kutlaması yapacağız. Bugün çok güzel bir gün. Bugün hem 1 Haziran canım arkadaşımın doğum günü. Hem de biliyorsunuz ki yaz ayının başlangıcı. Yalnız pasta ile ceketin uyumu. Bloğuma atacağım bunu. Bloğuma. Çünkü ben aşk kadınıyım. Bak şimdi YouTube'a yükleyeceğim Sevil. Olabilir. Çünkü aşkım ben. Aşkın rengi pembe. Pembe. Ama evet. Gerçekten o zaman bu pembe konsepte bir aşk gelir inşallah. Amin. Canım mumlarımı çok güzel bir dilekle ötürüp. Tamam dur, hemen ben seni şey ölümsüzleştiriyorum. Bir dakika. Evet canım arkadaşım, üfle. Dilek tut. Dileğimi sesli söyleyeyim mi? Duymak ister misiniz? Tamam, bütün dünya duyar yalnız bir gün meşhur olursam bak kanalım. Aha, teki istiyorum. Allah senin iyiliğini versin. Ne istiyorum dedi, ben anlamadım. Ne istedi biliyor musun Esma? Aha, yüzünü gösterme. Ahal teke, dünyanın en güzel cins atı. Altın sarısı bir böyle parlak bir şeyi var. Yeleleri falan çok güzel. Evet. Ha bir ahal teke istiyor. Allah Allah. At. Niye at istiyorsun? Atsı manyağım. At çok seviyor atı. Aa. Sevil'in küçükken bir... Hani şeye gidecektin. Bilonga. Blok çekecektin. Açık, açık mı? Yok açık. Şimdi az önceki konuşan aşk kadını nerede bebeğim? Onu orayı sürüyorum. Blonga çay başına döndü gene. Blon ne kız? Kız bu blok blok diyor. Sen otur Sevil'le otur akşama kadar gül.
Yakınmazsın. Çok tatlı çünkü. Ona güzel. Evet arkadaşım. Ben akşam hediyeyi paketlerken çekemedim çünkü gözüm böyle uyurken paketledim. 3-3.30'da yattım gece. Oy. Pastayı yaptım. Tamam. Hey. Hikayen mutlu biter. Mutlu biter. Kahverengi dalların yeşil yapraklarının yeşil kurdelesi. O yüzden bağladım zaten onu. Evet. Sevdim bu özlü söz meşhur. Evet. İşte o yüzden şu yazı yazdım ya pastaya. Bunu duydun mu? Sen biraz yaran. Oku sesli güneşisi, oku. Hı. Doğru gün geceyi sabaha kavuşturan. Bu... Ver şunu ben okuyayım der. Gelmekten okuyamam. Tamam bak okuyorum tamam. Aha. Sen bir Haziran güneşisin, doğduğun geceyi sabaha kavuşturan. Bu yüzdendir gözlerin ışıl ışıl bakar. O ışıltının katlanarak çoğaldığı, mucizelerin en güzelini yaşadığın, hayallerinin yaşamında en güzel halleriyle gerçekleştiği şahane bir yıl dilerim. Doğum günün kutlu olsun azizim. Dur arkası da var. Acele etme. Aa. Duanın olduğu her kalpte mucizeler çiçek açar. Dilerim hayatın çiçek bahçesiyle dolup taşsın. Çok teşekkür ediyorum. Onu alabilir miyim geri? Yalnız hocam da pembeymiş bugün. Hiç istemeden oldu. Benim... Neyse benimki var seninkine takviye. Ben yapmadım. Sevin. Bunu saklıyorum. Bunu saklıyorum. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Evet. Söyle canım arkadaşım. Böyle gerekli hediyelere evet. Gerçekten ben çok... de zaten gerekli olduğu için aldım. Yürüt istersen ya. Evet. Evet geçen de güle 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 iç çayları, kahveleri. Ketum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ya evet. Geçen ona gittim ben de kettle'ı bozulmuştu. Dedi ki 10 sefer yaptırdım dedi. Yine bozuldu dedi. Daha yaptırmayacağım dedi. Ben de dedim ki evet. Ceketi çok var zaten dedim. Gittim bir de kettle olsun. Sağlam bir kettle'ı dedim. Çok teşekkür ediyorum. Kanki şunu da aç istersen. Bu da yine kıyamadım sana gene de olsun. Hazır. Hazır. Çok şey bir şey değil ama yine de böyle olsun. Arada giyersin. Hazır. Arada giyersin. Bluz. Yok. Bluz değil. Ceket. Ama şey değil böyle hani çok tok bir kumaşı yok ama. Çok güzel kısa mı yavrum? Rengi çok güzel. O renk bir tek o renk mi yoktu kanki? Bir de kahverengi mi kalmıştı? Aynen bu renk istiyordun çok da. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi anca bunu bulabildim bu renkte. Çünkü bu rengim yok diyordu. Bir tek o renk. Bu renk de zor ama gerçi bu sene artık. Her renk ceketi varmış ya. Bir tek bununla. Kahverenginin bir açık tonu yokmuş. He, sütlü beyaz, sütlü kahve. Bir, o mu? Aynen. Ben de bunu canım arkadaşıma. Bu da benim hediyem. Evet. Esmoşçuğumun hediyesi. Bunun da bir bakalım. Aç bakalım beğenecek mi? Allah'ım her gün böyle mutlu geçsin günümüz. Aa, ya. Iyi. Çok şükür Rabbime. Güzel hep hayat böyle şaşırtsın. Şaşırtsın. Hep böyle güzel mucizeler, sürprizler geldi. Allah'ım 9 gündür arabam bozuk. Bana güzel bir araba gelsin. Amin. Sipariş veriyorum evrene. Evet. Duyduk ki siyah pantolonuna çamaşır suyu bulaşmış. Evet, kuşlar öyle söyledi. Evet, kuşlar söyledi bize de. Ayşe kuş öyle söyledi. Ama bedeni olur mu bilmiyorum. Kanki X'e. Yani 26 mı giyiyordun? Kaç giyiyorsun normalde? En küçük 26'dı. En küçük 26'ymış. Kadın öyle dedi. Bedenleri pek bilmiyor. Ama 24 de var sanki ya. 24 değil 34. X'e'dir artık o. 34 o. 24 yok. Pantolonda var mı? Var mı? 34 bitti mi? Bitmedi. Evet bir mesaj verelim. Buranın tadını çıkaralım. Evet. Ne diyorsun bize Sevil? Bugün senin doğum günün 1 Haziran yaz mevsimi girdi. Bunu cumartesi yükleyeceğim kanala. Yarın mı oluyor? Bir sonraki gün. Yaz ayı demek. Aşk ayı demek. Kalbin temizse hikayem mutlu biter diyorum. Evet. Ve kapatıyoruz. Tamam hadi o zaman biz buranın tadını çıkaralım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kapatmıştık ama bu anı da böyle nedense çekmek istedim. Pastalar. Kızlar nasıl olmuş bak doğru söyleyin. Harika. Yalan yok. Güzel mi? Gayet evet. Keki eğer ilk şemsiye getirdiğimin hani bizim şeyden olsa çok daha güzel olurdu. Bu hazır. Hazır ama. Un onun. Kötü değil.
Sütle ıslattım. Belki yumuşamıştır. Aynen. Biz şimdi ıslatmamıştım. Evet, şöyle güzel bir havada biz şimdi kahve içip pastamızı yiyeceğiz. Biraz sohbet edeceğiz. Daha sonra da zaten evimize gideriz. Ben de öldüm ben için. Onun zaten bir şeyini yapmışım. Bakayım şu pastayı yakından. Ay çok renkli. Ben bu pastanın adını ne koydum biliyor musunuz? Gece düşü. Böyle şeyli gibiydi dışı. Baktım ilk yaptığımda böyle gece... Ay harbiden ben de çok... İnan ki bugün bu rengin yiyeceğini bilmiyordum biliyor musun? Rastgele oldu. Yalnız şu ojeyi sursaymışsın tammış ki sen. Hadi bu sefer gerçekten kapatıyorum. Hoşçakalın. Bye bye.